Selam millet dedir oyunları tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun istekler üzerine Undertale oyunumuzu oynayacağız. Hep birlikte Undertale oyunumuza şöyle bir göz atacağız. Uzun zaman önce dünyayı iki ırk yönetiyordu. İnsanlar ve yaratıklar. Bir gün bu iki ırk arasında savaş çıktı. Uzun bir savaşın ardından insanlar galip geldi. Ve yaratıkları büyüyle yer altına hapsettiler. Aradan uzun yıllar geçti. Ebot Dağı, 2010X. Tarih belli değil. Efsane der ki, kim bu dağı tırmanırsa asla geri gelmez. Ve bizim karakterimiz galiba dağa tırmanırken ayağı bir şeye mi takılıyor, yoksa o bir yere basma efekti mi? Evet, ayağı bir yere takılıyor ve aşağı doğru resmen oraya uçuyor. Uçarak aşağı yapıştı. Çok hoş, çok güzel. Ne oldu? Göğe doğru baka kaldı şimdi, değil mi? Undertale. İkiye ya da Enter'a basarak başla. Evet, şimdi şöyle bakalım. Ne diyor? Full screen diyor. Evet, sağ olsun oyunumuz şu ana kadar bize full screen şansı vermediği için. Undertale çünkü çok küçük bir oyun. Böyle çok basit. Hani menüleri falan bile böyle gördüğünüz gibi. Z'ye bas kabul et. X'e bas iptal et. C'ye bas menüyü aç. Escape'e bas çık. Bu kadar. Peki. Z'ye basıp kabul ettim. Düşen insanın adı ne? Dede. Düşen insanın adı Dede. Bu isim doğru mu? Evet. Doğru. Titreyen Dede üstelik. Böyle titriyor. Aha. Yürüyebiliyorum. Evet, yürüyorum. Karakterimiz tam da Dede'ye benzemese bile. Gittik. Howdy. Ben Flowey. Flowey the Flower. Çiçek Flowey. Peki Çiçek Flowey. Tanıştığına memnun oldum. Hehehe. Neden kendimi tanıtmama izin vermiyorsun? Eğer kim olduğunu bilmezsen bu çok kabaca olur. Birileri sana bir ders öğretmeli. Bunun eğitimini vermeli. Birazcık bu konularda bilgi sahibiyim. Sana bir şeyler öğretebilirim. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi bakalım. Bu ne? Bu kalbi gördün mü? Bu senin ruhun. Bu ne diyor? Ruhun zayıflamaya başlar. Bu ne abi? Kalbimi hareket ettirebiliyorum burada. LV nedir diyor? Love, aşk. LV buldukça kalbin tekrar güçlenmeye başlar. Tabii ki aşk. Biraz sevgi, aşk istersin değil mi? Merak etme. Birazını seninle paylaşacağım. Evet. Sevgi paylaşıldı. Hazır mısın? Etrafta toplayıp alabildiğin kadarını al mı diyor? Ana. Ne biçim korktu. Salak, bu dünyada ölürsün ya da öldürülürsün. Neden birisi böyle bir fırsatı kaçırsın ha? Öl! Pardon? Nasıl korkunç bir şeydi bu be, tüylerim diken diken oldu. Ne kadar kötü bir yaratık. Bir zavallıya işkence ediyor. Zavallı bir gence. Korkma evladım. Korkma çocuğum. Ben Toriel. Buradaki yıkıntılarla ilgilenen kişi. Her gün burada birileri düşmüş bir diye geçip kontrol ediyorum. Uzun süredir buraya gelen ilk insansın. Gel bakalım. Sana yol göstereceğim şimdi bu labirentte. Bu taraftan. Abi tüylerim diken diken oldu resmen ya. Çiçeğin yaptığını görünce.
Lanet olsun sana çiçek. Yeni yuvana hoş geldin masum olan. Bu yıkıntılar nasıl çalışıyor seni eğitmeme izin ver. Pardon. Bu mekan tamamen şeylerle, bulmacalarla doludur. Birini çözdükçe diğer odaya geçebilirsin. Bulmacanın ne olduğunu nasıl anlayacağım? Burada ilerleme kaydedebilmek için belli switchleri hareket ettirmen lazım. Ama merak etme. Ben hangilerini yapman gerektiğini işaretledim senin için. Z'ye bas, yazıları oku diyor. Evet. İlk switch burada. Çok güzel. Çok iyi bir hocasın sen ya. Devam et bakalım, devam et diyor. Soldaki switch'i çek. Mükemmel. Seninle gurur duyuyorum ufaklık. Sıradaki odaya gidelim. Yer altında yaşayan bir insan olarak yaratıklar sana saldırabilir. Buna hazırlıklı olman lazım. Ama merak etme. Bu çok basit bir işlem. Bir yaratıkla karşılaştığında onunla savaşırsın. Savaştayken ona dostane bir konuşmayla saldırırsın. Biraz zaman kazan. Böylece aranızdaki sorun çözülür. Gidip şuradaki şeyle konuşup antrenman yap bakalım. Dummy, hedef tahtasıyla karşılaştın. Konuş. Dummy'i kontrol et. Atağa defansı 0. Pamuktan bir yürek, düğmeden bir göz. Dummy sanki düşecekmiş gibi görünüyor. Konuş. Dummy ile konuşuyorsun. Çok fazla bir şey söylemiyor gibi ama Toriel bundan memnun oldu. Sen kazandın. 0 XP ve gold kazandın. Pardon da bu nasıl kazanma? Aman tanrım, çok iyi. Sen çok iyisin. İşte burada başka bir bulmaca var. Acaba bunu çözebilecek misin? Pardon? Frogit sana saldırdı. Frogit'in atağı 4, defansı 5. Hayat bu düşman için çok zor. Kazandın. 0 tecrübe puanı, 0 altın. Acaba ne kazanıyorum, çok merak ediyorum. Bulmaca budur ama şu an için bir elimi tut bakayım benim. Abi ne kadar sevimli bir tip bu ya. Bize yardımcı oluyor. Bu bulmaca senin için şu anda çok tehlikeli görünüyor. Buraya kadar çok iyi ilerledin çocuğum. Ama şimdi senden daha zor bir görev istemem gerekiyor. Odanın sonuna kadar kendi başına yürümeni istiyorum. Bunun için beni bağışla. Niye seni bağışlayayım ki? Bu gayet basit bir işlem gibi görünüyor. Gerçi duvardaki sarmaşıklar olmasa sanki hep aynı odada yürüdüğümü söyleyebilirdim. Allah Allah, niye böyle bir panik müziği çalıyor ki? Evet, galiba odanın sonuna geldim. Tebrikler çocuğum. Endişelenme. Seni bırakmadım. Bütün bir süre boyunca şuradaki kolonun arkasındaydım. Bana güvendiğin için çok teşekkürler. Bu egzersizi yapmamızın çok önemli bir sebebi vardı. Senin bağımsızlığını test etmek, iradeni belki de. Biraz işim var. Belli bir süre yalnız kalman gerekecek. Lütfen burada bekle. Dışarıyı tek başına araştırmak çok tehlikeli olabilir. Benim bir fikrim var. Sana bir tane telefon vereceğim. Telefon mu? Cellphone. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. İyi ol, tamam mı?
O ne? İtem stat sel. Say hello. Onu anne diye çağır. Kendinden bahset, merhaba de. Aradım. Dayanamadık, hemen aradık. Merhaba, ben Toriel. Sadece merhaba mı demek istedin? İyi o zaman. Merhaba. Umarım bu yeterlidir. Hehe. Statlar dede, birinci seviye. Atak, defans, hiçbir şeyimiz yok. Zırhımız bandaj, silahımız sopa. Eşyamız da yok anladığım kadarıyla. O zaman gidiyorum. Telefon çaldı. Merhaba, ben Toriel. Odayı bırakmaman, odayı terk etmedin değil mi? İleride sana hala açıklamadığım bir takım bulmacalar var. Kendi başına onları çözmek tehlikeli olabilir. Ribbit, ribbit. Kusura bakma insan. Yaratıklarla savaşmak konusunda sana bazı ipuçları vereyim. Eğer aksiyon yaparsan veya savaşırsan onları yenene kadar seninle daha fazla savaşmak istemeyebilirler. Seninle savaşmak istemeyenlere dalma. Merhamet et insan. Ribbit. Aha, canım doldu. Aha, kaydettim. Güzel. Birden fazla şeyi çözdük bir anda. Frogit yanımıza zıpladı. Frogit, seni bir kontrol edeyim. Atak 4, defans 5. Bu adam için hayat çok zordur dedi. Aa, hasar verdi bize. Frogit'in gücü karşısında korkman lazım. Sadece şaka yaptım. Frogit'e kompliman edelim. Frogit senin ne dediğini anlamadı ama her halükarda havaya girdi. Kızardı diyor. Ribbit bir de şey yaptı, bağırındı. Ribbitledi bir de. Frogit seninle savaşmaya kararlı gibi. Frogit ne dediğini anlamadı. Ama hala utandı söylediğimiz şeyden. Frogit seninle savaşmaya kararlı diyor hala ya. Tehdit edelim. Frogit senin söylediğin şeyi anlamadı ama bundan korktu. Aa, savaşmaya kararlı. Mersi desem. Onu özgür bırakıyorum. Kazandın. 0 tecrübe puanı ve 2 altın. Her halükarda altın kazandık, ilginç. Oo, mükemmel. Aa, ne yaptım? Yukarı çıktım. Aa, ama her yerden düşüyorum. Ben her yerden düşüyorum. Neden böyle oluyor? Bir saniye, bir saldırı daha başladı. Vimsum üzgün bir şekilde yanına geldi. Vimsum'u bir kontrol edelim. Atak 5, defans 0. Bu yaratık savaşmaya karşı çok şeydir diyor. Hassastır savaşma konusunda. Başka bir şansım yok. Resmen üzüldü ya. Bizimle savaşıyor diye. Vimsum senden özür dilemeye devam ediyor. Daha sözlerini bitiremeden Vimsum gözyaşları içinde arkasını dönüp kaçtı. 0 tecrübe puanı ve 0 altın. Mükemmel. Mükemmel. Burayı böyle geçiyormuşuz zaten ya. Ne kadar güzel. Ring. Merhaba, ben Toriel. Ortada bir sebep yok ama yine de soruyorum. Hangisini tercih edersin? Butterscotch mu? Sinamon mu? Bu neydi ya? Sinamon. Unuttum sinamonun ne olduğunu. Bir baharattı ama. Bir daha telefon çaldı. Merhaba, ben Toriel. Butterscotch'tan da nefret etmezsin değil mi? Senin seçimin değil biliyorum ama
Bu arada beni beklediğin için teşekkür ederim dedi. Onu beklediğimiz falan yok ha. Dört taneden üç tanesi onların üzerine basmanı tercih ediyor. Yine yaratık çıktı. Frogit. Üstümüze zıpladı Frogit. İltifat edeyim Frogit'e. Ne dediğimizi anlamıyor ama yine de mutlu oluyor. Abi ben sizinle savaşmayacağım ya. Affediyorum seni. İki altınımı alır giderim. Kurban bir kurbağayla savaşmayı kabul etmiyorum. Ha. Bu olmadı ya. Buradan düşeceğim bence ben. Çok güzel. Enfes. Ve bir şey daha çıktı karşımıza. Frogit. Frogit seni hemen Mersi diyorum. Ha, Mersi diyemiyormuşum ona. Şimdi Spear diyorum. Hop 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 diyor. Ha, onu bağışlayabilmem için belli kurallar varmış. Önce kompliman etmemiz gerekiyormuş. Önce kendisine sen çok güzel bir kurbağasın diyorum. Mutluluktan ölüyor. Ondan sonra Frogit'i Mercy dersem iltifat ettiğim için tamam diyor, teşekkür ederim diyor. Lütfen yaprakların üstüne basma. Ben hep bastım ama deminden beri. En aşağı. En yukarı. En aşağı. Aşağıdan doğru. İşte bu. Şimdi ne diyorsun? Kurbağa diyor. Oo! Kurbağa ve Vimsam birlikte geldiler. Vimsam'a hemen bir diyalog. Gözyaşları içinde burayı terk etti. Şimdi Frogit'imize bir iltifat. Ne dediğimizi anlamasa bile yanakları kızararak orada öyle duruyor. Onu da bağışlıyoruz. Wow 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 wow. Beni itebileceğini de kim söyledi ha? Yürümemi istiyorsun öyle mi? Sadece senin için bal kabağım. Hı? Daha fazla mı yürümemi istiyorsun? Hadi bakalım bu nasıl? Bu yanlış yön he? Tamam. Sanırım anladım. Bak ya. Orada durmamı mı istiyorsun? Bana bayağı iş çıkartıyorsun ha. İyi bari. Ya korktum bir ara çekilecek diye ha. Mold. Bu nedir anlamadım ya. Bal kabağı mı bu? Mold A ya. Bakalım atak aldı defans 0. Çok çekicidir ama beyni yoktur diyor. Mold A ile flört edelim. Oo, bir dakika. Bu iş çok tehlikeli olmaya başladı. Bunları bağışlayalım. Aa, hepsi birden gitti bağışlayınca. Bağışlayınca hepsi birden gitti. O zaman ben burada bir oyunu kaydederim gibi geliyor bana. Evet, oyunu kaydedebiliyormuşum. Bu peynir uzun bir süredir burada duruyor gibi. Tahtaya yapışmış. Hadi bakalım. O zaman tahta ile birlikte öyle kalsın. Zzz, zzz, zzz. Onlar daha gitmedi mi? Bu hayalet sesli bir şekilde zzz demeye devam ediyor. Uyuyormuş taklidi yapıyor. Güç kullanarak itelim mi? Evet.
Fight. Ne oldu? 5 hasar vurdum. Alacağın olsun dedi. O da bana 3 hasar vurdu. Napstapluk burada olmayı istemiyor aslında. Ona çok kötü bir bakış attın diyor. Durmadı. Davran hadi yap bakalım dedi. Şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Affedersin dedi tekrar. Burada olmak istemiyormuş gibi davranıyor. Fight diyorum bir daha. Bu çok kolay. Bunu başarabilirim. Fight diyorum bir daha. Oo çok ciddi vurdum. Çok ciddi hasar verdim bu sefer. Peki. Şimdi bir check edeyim onu. Aa, sadece kontrol ettim diye tekrar şey geldi. Vay, kaçma yolu varmış. Uyuyor gibi yapıyor diyor ya. Gülen bir bakış attın dedi. Adam bana ne diyor bunun karşılığında ya. Napstok. Biraz daha iyi görünüyor dedi ama yok abi fight. Kusura bakma Napstok. Ben teşekkür ederim sağ ol diyor ya. Allah Allah bu yaratığı geçemeyecek miyim ben? Ben seni döveceğim biliyorsun değil mi? Seni döveceğim. Her dayış dayağı yiyeceksin. Ve sakata geliyorsun yavaş yavaş. Pişmansan şimdi söyle hemen. Pişmanlığını söylemek için çok doğru bir an. Sadece kendi başıma takılıyordum diyor. Yalnız güzel kardeşim yolumdan çekilmiyorsun. Hadi bakayım. Hayaletleri öldüremezsin biliyorsun değil mi dedi. Bir çeşit gerçek olmayan canlarız. Canımı azaltmana izin verdim çünkü kaba olmak istemiyordum. Üzgünüm. Üzgünüm bunu sadece daha garip bir hale getirdim. Beni yenmişsin gibi davranıyorum. Oo. Abi yemin ediyorum ruh hastası. Tam bir ruh hastası. Spider Bake satında. Ne diyor? 7 altını web'e bırakmak ister misin diyor. Benim 7 altınım mı var? Level 1 HP 14-20 G 15. Gold'um 15 herhalde. Yok. Buna 18 altını web'e bırakmak ister misin? Ben şu anda bir şey bırakmayayım ya. Şu anda bir şey bırakmam çok saçma olur bence. Iskaladın mı? Ribbit ribbit. Arkadaşım beni dinlemiyor. Ne zaman konuşsam X'e basıp konuşmalarımı geçiyor. Evet doğru. X'e basıp. Evet en azından sen beni dinliyorsun. Ribbit ribbit. Duyduğum kadarıyla F4 tam ekran yapabiliyormuş. Ribbit ribbit. Ribbit bunların şey efekti. Kurbağa. Duyduğum kadarıyla çok merhametlisin insan. Sarı isimli yaratıkları affedebilirsin. Bağışladığın zaman savaşmazsın ama diyor.
En sonunda bir gün onların isimlerinin yeşil bir sarı bile olmadığını göreceksin diyor. Merhaba. Temizlik yapmamdan beri çok fazla zaman geçtiğini fark ettim birdenbire. Bir misafirin gelmesini beklemiyordum. Yerlerde bir sürü şey vardır büyük ihtimalle. Onları benim için toplar mısın ama taşıyabileceğinden fazlasını alma. Kadın hala oradayım zannediyor ya. Burada sadece bir tane switch var dedi. İlginç. Ne geldi? Oo, bir saniye. Bu kötü oldu. Mercy desem direkt. Çaça. Migshop. Migosp. Dünyadaki hiçbir şey umursamıyor. Bakalım o neymiş? Atak 7, defans 5. O şeytani görünüyor. Ama sadece yanlış tarafta gibi. Dans ediyor sadece. Konuş bakalım. Ya. Migosp hiçbir şey umursamadı diyor. Savaşsak? Migosp'la. Kollarını salla bebeğim. Seni bağışlamak istiyorum. İşte bu. Ha. Şimdi orada açmam gereken bir kapı var, öyle mi? Aşağı uçsam. Ana. Vegetoid fırladı yerden. Bir bakalım kendisine. 6'ya 6. Usta tarafından monitör edilmiyor. Bu bir espri mi anlayamadım. Yerel olarak yetiştirildim. Bayağı yerel dedi. Yavrum sen benim ağzım burnumu kırdın ama. Konuş bakalım. Sebzeler konuşamaz. Seni saf dedi. Peki. Ye bakalım. Onu yemeye çalıştın ama yeterince zayıflamadı diyor. Henüz yiyemezsin diyor. Fight, fight. Neredeyse bir kahvaltının parçasıyım dedi ya. Bence zayıfladı biliyor musunuz? Şu anda onu yemeyi deneyebiliriz. Ah yeterince zayıflamadı diyor hala ya. Taze sabahlar tadında. Aman tanrım bir kere daha eğer bu hatayı yaparsak yalan olup gideceğiz. Vitamin A vardır içimde diyor. Çok da açık sözlü. Şimdi yer misin artık? Vegetoid'den bir parça aldım. 5 point kurtardın. Vallahi ısırdık ya. Hayvancağızı ısırdık. Şuradaymış. İneceğimiz yer şuradaymış. Ne çıktı karşımıza? Oo, ben size direkt mersi derim gelişine. La 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 sadece kendin ol dedi. Migshop'a mükemmel bir darbe indirdik. Yalnız başına vakit geçirmek gibisi yok diyor. Evet, bir kere darbe vurduktan sonra kendisini affetmemize izin veriyor artık. İşte switch'imiz. Bu kadar işte. Bu kadar. Bu bir switch basayım mı? Dur, daha değil. Kardeşlerim. Tam burada bırakalım derken burada Lox geldi ama bu Lox'u
savaşını yaparken burada bırakalım. Evet. Oyun gerçekten çok güzel ya. Bakmayın böyle grafiklerine falan. Senaryosu bilmem nesi. Diyalogları gerçekten çok hoş oyunun. Kendini bir şekilde oynatıyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.